Dış politika, hedef ve öncelikleri. Dış politikamızın mihenk taşı olan yurtta barış, dünyada barış şiarını yeniden temel dış politika ilkemiz olarak benimseyeceğiz. Dış politikada iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara son vereceğiz. Dışişleri Bakanlığı'na dış politika yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracağız. Dışişleri Bakanlığı'na personel alımlarında objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemi getireceğiz. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde diplomasi akademisi kuracağız. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz doğrultusunda bu alandaki sürecin diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Türk Devletleri Teşkilatı'nı güçlendireceğiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımında çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik vereceğiz. Milli davamız olan Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedeflerini gözeteceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri eşitler arası bir anlayışla kurumsal temele oturtacak, müttefiklik ilişkisini karşılıklı güvene dayanacak şekilde ilerleteceğiz. Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimlerde bulunacağız. Milli savunma. Askeri liseler, harp akademileri, kurmay subay, subay ve assubay yetiştiren tüm okullarla İlga edilen etkin sistemleri tekrar açacağız. Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirerek kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na bağlayacağız. Siber güvenlik. Kırılamayacak şifreleme algoritmaları üretebilmek için süper bilgisayar ulusal araştırma laboratuvarı kuracağız. Kamu ve özel sektörün kullanımına açık, test edilmiş ve tekrar kullanılabilir bir yazılım modül kütüphanesini oluşturacağız. Göç ve sığınmacı politikaları. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 2014 geri kabul anlaşması ile 18 Mart 2016 mutabakatını gözden geçireceğiz. Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapacağız. Türkiye'ye bir tampon ülke muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye yönelik kitlesel göçlerin kaynak ülkede kontrol edilmesine önem ve öncelik vereceğiz. Tüm sınır kapılarındaki kabul, geri dönüş ve sınır dışı etme işlemlerinin standart kurallara bağlı olarak yapılmasını sağlayacağız. Geri gönderme merkezlerinin sayılarını ve kapasitelerini artıracağız. Herhangi bir resmi ve kamuoyuna açıklanmış anlaşma ve mutabakat olmaksızın Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin menşe üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerini hızlandıracağız. İlgili yasa ve ikincil mevzuatı gözden geçirerek istisnai vatandaşlık verilmesi uygulamasının kapsamını daraltacağız. Sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine veya get dolaşmaya izin vermeyeceğiz. Göçmen kadın ve çocukların istismarlarıyla mücadele edeceğiz. Sığınmacıların Türkçeyi öğrenmeleri amacıyla bu konuya odaklanan nitelikli eğitim materyalleri, müfredat ve ders programı hazırlanmasını sağlayacağız. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuzla uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız. Yarının Türkiye'si için.